Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Erdoğan Bayraktar. 17-25 dönemindeki 4 bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın itirafları. Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Dosyamda ne varsa kabul ediyorum. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım diyen Erdoğan Bayraktar. Çok açık bir biçimde. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Teknik takiptekilerin hepsi bana aittir dedi. İşte 17-25 dönemindeki 4 bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın gündeme bomba gibi düşen itirafları ve çarpıcı açıklamaları. Bu videodaki konumuz 17-25 dönemindeki 4 bakandan biri olan Erdoğan Bayraktar'ın gündeme bomba gibi düşen itirafları. 17-25'te dönemin başbakanı olan Erdoğan'ı istifaya davet eden ve daha sonra da ondan özür dileyen Erdoğan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde attığı iki tweetle sessizliğini bozdu ve gazeteci Altan Sancar'ın sorularını yanıtladı. Ben şu an aktif siyaset yapmıyorum, partiye gidip gelmiyorum ve organik bir ilişkim bulunmuyor. Fakat ben AK Parti'nin içindeyim, üyesiyim. Ben bu partinin ilçe teşkilatlarında bulundum, vekillik de yaptım. Partiyi ahara karşı, yani kamuoyunun önünde eleştirmem. Ama şu var, yağcılar, hatta yağcılık devri de bitti. Yağcılık geçmiyor, şebeklik devri başladı. Onlar makama ve mevkiye geliyorlar. Benim yaşım geçti zaten. Bu saatten sonra görev istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için hep liyakat, ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz berberden kasap, kasaptan terzi, terziden kuyumcu, tüccardan ormancı var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve bu durum herkesi üzüyor. Bunun siyaset ve hükümetle alakası yok. Devlet bizim devletimiz. Devlet de fiziksel bir nesne değildir. İlahi bir mevhumdur. Devlete herkesin sahip çıkması lazım. Şu andaki durumun iyi olmadığı açık. Bunu sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Bu durumun düzelmesini istiyorum. Bütün dünyada da var ama bizim memlekette daha fazla. Ben nasıl ne olurum düşüncesi var. Onlar da bir şekilde bir şey oluyorlar. Hedef koyuyorlar. Ben genel müdür, bakan ya da şu olmak istiyorum diyorlar. Ve oluyorlar. Ancak ben memlekete nasıl başarılı olabilirim diye düşünenler, kulis tarafını beceremiyorlar. Örneğin ben 1973'ten beri inşaat işindeyim. Devlet işi de yaptım biraz. Ama ağırlıklı olarak yapsat işindeyim. Ben inşaatı iyi yaparım. Arazi uzmanıyım ama satmayı beceremem. Arsa ya da daire satamam. Ama şimdi millet gözüne kestiriyor. Uyduruktan kendini yetiştirmemiş biri gidiyor ve bir makamı işgal ediyor. Devleti tıkıyor. Yazıktır. Devletin düzelmesi için hakikaten Allah'tan korkan ve vatanını milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Aslında ben Zarrab'ı tanımam. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. FETÖ bana hırsız, yolsuz ya da rüşvetçi diyememiş. Kahpe FETÖ'nün savcısı bile benim soruşturma dosyama rüşvet ve yolsuzluk kelimelerini koyamadığı halde beni rüşvet ve yolsuzluk çuvalının içine koydular. Beni de aynı çuvala koyunca liderim, 4 tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun. %60, %40 ya da %50 öyle tasvir ediyor. Halbuki yakından tanıyanlar beni ayırabiliyor. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Benim gücüm yetmez. Döverler beni, öldürürler beni, bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok benim. Ayrılmak için bir mücadele verdim. Zarrab'ı tanımam etmem. Bende bir para yakalanmadı. Öyle bir şey yok. Benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım. A'dan Z'ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir, benimkiler doğru. Bu ülkede yaşayanların dayanışmaya ihtiyacı var. Bu ülkede vatanını milletini sevenin dayanışmaya ihtiyacı var. Ben şimdi 72 yaşımı doldurdum. 73'e girdim. 24 saat çalışıyorum. Allah bana yardım ediyor. Sağlığım iyi, moralim iyi, işim iyi. Ödenmeyecek bir borcum yok. İyileşmeyecek hastalığım yok. Yani bu dünyada 50 tane mutlu adam varsa onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Yeteri kadar şükretmiyoruz. Yoksa çalışınca Allah yardım ediyor. Beni attılar. Bir kabine değişikliği oldu da ben bakanlıktan ayrılmadım. Normal bir bakanlık yaparken hırsızlık çuvalına koyarak bizi attılar bakanlıktan. Genel olarak bunu söylüyorum. Şu anda liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu. Gazeteci Altan Sancar'ın Erdoğan Bayraktar'a Erdoğan ile yaşananların ardından görüştünüz mü sorusu üzerine. Ben görüştüm. 1,5 senedir görüşmüyorum. Artık görüşmenin bir faydası yok. Yoksa oradan beni attıktan sonra ilişkimi koparmadım. Benim yine liderimdir. Ama beni çağırmasını da istemem. Görev de istemem. Ama ben dua ediyorum ona. Allah yardımcısı olsun. Ben onu bilmem. Şu anda AK Parti'de aktif görevde değilim. Ama özel olarak davet ederlerse
İl toplantılarına eski bir bakan olarak gidiyorum. Yoksa gitmiyorum. İşime bakıyorum. Biz 17-25 Aralık operasyonu içinde bulunduk. Oradaki operasyonda bize de dosya yaptılar. Benim dosyam var. Suçlu olanın cezasını çekmesi lazım. Ama şu anda geldiğimiz noktada Allah beni kayırdı ve kurtardı. Şu anda çok iyiyim. Atmaca gibiyim. Dosyam var. Dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir. Tapeler bana aittir. Renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı. Benim dosyamdan kimse tutuklanmadı. Ama ben kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa helal olsun. Dosyamda Cemil Çiçek yalvardı onlara. Çiçek de beni sevmez. Erdoğan'ın adamı olduğum için. Çiçek Erdoğan dosyasını buna sokmayın. Bu ayıptır. Onların dosyası başka. Bunun dosyası başka dedi. Ama beni o dosyanın içine soktular. Ama ben kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa helal olsun. Zaten benim bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren beni gönderme niyetleri vardı. Rize'de reisin yanına gittim bir şey anlatmak için. Yüksekte oturuyordu. Onu dinlemek için eğildim ve reis Erdoğan Bayraktar'ı çömeltti diye manşet attılar. Bizim ülkemizde çalışan ve üreten kesimi yaşatmazlar.